Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. 5. sınıf özgün yayınlarının kitabıyla karşınızdayız. Ve sayfa sayfa bütün alıştırmaları Türkçeleriyle beraber nasıl yapılacağına dair bilgilendirerek devam edeceğiz. Hepinizden istediğim şey arkadaşlar yanınıza kitabınızı almanız, diğer tarafınıza da defterinizi almanız, elinize de bir kalem alıp not almak üzere hazır bulunmanız. Bunu yaptığınız takdirde videoyu izlerken çok fazla durdurup Öğrenme şansınız olacak ve not alacaksınız. Not alırken de bilgileri yazılı bir şeye dönüştüreceksiniz. Böylece evde ek ekstradan çalışmanız için de fırsat olacak arkadaşlar. Beşinci sınıf öğrencileri için e, İngilizce ortaokul seviyesinde daha yeni, daha böyle e, ciddi manada İngilizce metinler görmek ya da yeni bilgiler öğrenmek adına önemli bir sene. O yüzden beşinci Sınıf öğrencilerimizin İngilizcelerini önemsiyorum. Bunun için de bu ders kitabını çekerken ayrıca bilgilendirici videolar da atacağım. Bilgilendirici bölümler de ekleyeceğim videolar arasına. Sadece kitapla kalmayacağız. Kitabın yanında ekstradan aralarda ders anlatacağız. Bu konuda hazır olun. Defterinizi, kitabınızı yanınızdan ayırmayın sevgili arkadaşlar. Ve derslerde de kullanmanız gereken bir şey sözlük olacak. Sözlüğü de hiçbir zaman İngilizce derslerinde yanınızdan ayırmayın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet birinci bölümde arkadaşlar match the flags with the countries var. Bayrakları eşleştir ülkeler ile. Bakın bunları not, alabilir, not alabilirsiniz. Flags, bayraklar, countries, ülkeler, with ile. Ülkeler ile bayrakları eşleştir. Bu match kelimesi pek çok örnek e, yönergede gözükecek. Yani Burada listening de gözüktü. Başka bir yerde speaking de gözükecek. Bunları bilmemiz yavaş yavaş gerekiyor. Mesela bir numara arkadaşlar bayrağı ile beraber Kanada. İki numaraya bakalım. İki numarada ne var? İki numara Türkiye diye yazılmış. Artık 5. sınıftan itibaren ve ilkokul seviyesinde de Turkey diye öğretilmiyor. Türkiye diye öğretiliyor. Üç numaralı bayrak arkadaşlar Britain ismindeki ülke yani İngiltere, Britanya ülkesi. 4 numara India, Hindistan ve son olarak da 5 numara Spain, İspanya. Bunlar arkadaşlar ülkeler 5 tane ülke bayraklarıyla beraber eşleştirilmiş. Beraber şunları bir daha okuyacak olursak ben okuyayım siz tekrar edin. Oradan devam edelim. Kanada Türkiye Britain India, Spain. Evet, siz beni takip ettiniz ve bir sonraki alıştırmamıza geçiyoruz. Ülkeleri öğrendikten sonra burada yavaş yavaş diyaloglara geçmeye başlayacağız. Şurada turuncu renkte yazılı olan kelimeleri buradaki boşluklara yerleştireceğiz. Ve bu yerleştirmeyi de dinlerken yapacağız. Yani ben dinlemeyi açacağım. Birinci kişiden başlayacak. 2, 3, 4, 5 derken buradaki kişilerin hepsini tek tek Anlatmış olacak. Tek yapacağınız şey kitap önünüzde dururken dinlemeyi ve şuradaki turuncu kelimeleri buradaki boşluklara yerleştirmeyi sağlamak olacak. Başlıyorum arkadaşlar. Herkes kulağını buraya versin. Şimdi geliyor. Page 9. 1C. Listen and complete the speech bubbles. Use the countries and nationalities below. Hi, I'm Chloe. I'm from Canada. I'm Canadian. Hi, I'm Mart. I'm from Turkey. I'm Turkish. Hello, I'm Zahid. I'm from India. I'm Indian. Hello, I'm Jake. I'm from Britain. I'm British. Hi, I'm Alma, and this is my friend Estella. We are from Spain. We are Spanish. Evet sevgili arkadaşlar eğer dinlemeyi yeteri kadar iyi duyamadıysanız ve turuncu kelimeleri yerleştirmekte güçlük çektiyseniz hemen videoyu geri sarıp burayı bir daha dinleyebilirsiniz. Burada tekrar size dinletmem vakit kaybolacaktır. Birinci kişi için başlıyorum. Hi I'm Car Kyloy. I'm from Canada. I'm Canadian dedi. İkinci kişi Türk olan arkadaşımız. Hi, I'm Mert. I'm from Turkey. I'm Turkish. Üçüncü kişi Hello, I'm Zahid. I'm from India and I'm Indian. Dördüncü kişimiz Hello, I'm Jake. I'm from Britain. I'm British. Beşinci kişilerimiz de şurada iki kişi. Hi, I'm Alma and this is my friend Estela. We are from Spain. We are Spanish. Bir önceki sayfamızda ülkeler vardı. Bu ülkelerle alakalı hepsi de gördüğünüz üzere aynı ülkelerden sadece milliyetlerini de söylemiş olduk. Merhaba, ben Chloe. Ben Kanada'danım. Ben Kanadalıyım. Merhaba, ben Zahit. Ben Hindistan'danım. Ben Hintliyim. Merhaba, ben Jake. Ben İngiltere'denim. Ben İngiliz'im. Merhaba, ben Alma ve bu benim arkadaşım Estela. Biz İspanya'danız, biz İspanyoluz. Evet, bu şekilde şu alttaki kelimeler arkadaşlar milliyet belirtiyor. Bunu lütfen özel olarak not edelim. Üsttekiler ülke, alttakiler milliyet. Yani o ülkede yaşayan insanlara verilen isim. Peki aradaki fark nedir? Aradaki fark arkadaşlar from. Dendan demek. Kanadadanım. Ben Kanadadanım. Ben Hindistan'danım. Buradaki from mutlaka bir ülke ya da şehir ismiyle beraber kullanılacak. Eğer Türkiye'de iki Türk İngilizce konuşuyorsa birbirleriyle diyelim. Nerelisin sorusuna verecekleri cevap Türkiye'liğin pek olmaz. Çünkü zaten ikisi de Türkiye'den. O halde şehir isimleri kullanması gerekir. Mesela ben kendim için söyleyecek olursam. Hi, I'm Abdurrahman. I am from Sakarya. I am Turkish. Ben Sakarya'danım ve Türk'üm şeklinde bir cümle kullandım arkadaşlar. Şimdi gelelim karikatürümüze. Karikatürde bir sınıfa giren iki tane öğrenci konuşuyorlar. Kız olan diyor ki, Hello, I'm Carol. What's your name? Hi, my name is Kao. Nice to meet you, diyor Kao. İkinci cümle olarak. Kız da diyor ki Nice meeting you too. Bunlara tekrar bakacağız birazdan hepsini bi, bitirelim de. Are you Japanese? Oh no, I'm Chinese. Where are you from? I'm from the USA. You speak Chinese right? Yes, I speak Chinese and English. How many languages do you speak? One. I speak English. How old are you? I'm 10. And you? I'm 11 years old. Oh, the teacher is in. Be quiet, please. Sevgili arkadaşlar, az önceki okumamdaki olduğu gibi siz de burayı İngilizce olarak tekrar etmeye çalışın. Mümkün olduğu kadar 4 ya da 5 defa tekrar edin ki sesi e, aklınızda kalsın. Mesela Chinese diyor, I am from the USA diyor. Burayı nasıl okuyacağını bilmiyorsun. Buraya seslendirmeyi nasıl yapacağını bilmiyorsun. Bunların hepsini tek tek buradaki diyaloğun seslendirmesini yaparak öğrenebilirsin. Mesela you speak Chinese, right? şeklinde soruya dönüştürdük burada. Ve şimdi anlamlarına geliyoruz. Siz burayı seslendirmeye çalışın. Evde videoyu dinlerken biraz dinleyin, durdurun, siz söyleyin. Biraz dinleyin, durdurun, siz söyleyin. Merhaba, ben Carol. Senin adın ne? Merhaba, benim adım Kao. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Seninle tanıştığıma ben de memnun oldum demesi için ben de ifadesi tu ile sağlanmış bu cümlede. Tanıştığıma memnun oldum demiş bu da ben de. Sen Japon musun? Hayır. Ben Çinliyim. Sen neredensin? Ben Amerika'danım. Sen Çince konuşuyorsun değil mi? Evet ben Çince ve İngilizce konuşuyorum. Kaç dil konuşuyorsun? Bir, ben İngilizce konuşuyorum. Kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım ve sen? Ben 11 yaşındayım. O öğretmen sınıfta, öğretmen içeride, in kelimesi içeride demek. Öğretmen içeride. Sessiz olalım lütfen diyor. Sevgili arkadaşlar devamında buradaki soruları özel olarak anlatacağım. 11'deki birinci aktivite bitince. Evet 11'de sevgili arkadaşlar e, tablomuz var ve tabloda Carol, Kao ve sen yani direkt sen kendi bilgilerini yazacaksın buraya. Onu da not almayı unutma. Kendin bilgilerini buraya not alacaksın. Şu kelimeler arkadaşlar önemli. Hepsi de birer başlık. Yani e, burada yaş diyeceğiz. Carol'ın yaşını buraya yazacağız. Kao'nun yaşını buraya yazacağız. Sen kendi yaşını da buraya yazacaksın. Country, ülke demek. Carolan ülkesi buraya, Kaun ülkesi buraya. Sen kendi ülkeni buraya yazacaksın. Nationality, milliyet, o ülkede yaşayan insanlara verilen ad. Carolan yine aynı şekilde, Kaun aynı şekilde ve sen kendi milliyetini yazacaksın. Dil olarak da arkadaşlar, dil ile milliyeti hiçbirbirinden ayırmıyoruz. İkisi de aynı şekilde ifade edilir. Mesela kendini ifade ederken, Turkish buraya Milliyet diye yazacaksın ama Türkçe dili içinde yine Turkish yazacaksın. İkisi aynı kelime. Bunu dikkate alalım. Kao'da da böyle olacak, Carol'da da böyle olacak. Hadi buradaki boşlukları doldurmaya başlayalım. Carol kaç yaşındaydı? Carol 11 yaşındaydı. Carol'un country'si Amerika. Milliyeti American. Dili English. English de diyebiliriz, American da diyebiliriz. American diye bir aslında dil olmadığı için, İngilizce olduğu için kökeni. O yüzden English yazılabilir. Kao'ya geldik. Kao'nun yaşı 10. Country China, nationality Chinese ve dili de yine Chinese olabilirdi ve English olabilirdi. İki tane dil konuşuyordu çünkü. Gelelim sana. Sen burayı kendin dolduruyorsun. Yaşını buraya yazıyorsun. Ülkeni buraya yazıyorsun. Milliyetini ve dilini buraya yazıyorsun. Aynı şekilde devam ediyorsun. U bölümünü kendi bilgilerinle doldur demiş zaten. Ve ardından kendini tanıt demiş şu örnekte olduğu gibi. Yani burayı doldurduktan sonra kendini bu çocuk gibi tanıt. Ve mümkünse bunu videoya çekip gönderebilirsin. Ve videonu YouTube'da yayınlayabiliriz. Eğer güzel bir sonuç çıkartabilirsen. Hi, my name is Hans. I'm from I'm 11 years old. I'm from Berlin, Germany. I'm German. I speak German a little English. Merhaba, benim adım Hans. Ben 11 yaşındayım. Ben Berlin dedim, Almanya. Ben Almanım. Almanca konuşurum ve biraz İngilizce konuşurum. Bakın burada bir şey daha devreye girdi. Speak kelimesi. Az önceki karikatürde de vardı. Do you speak Chinese demişti speak konuşmak arkadaşlar. Şimdi konu anlatımına başlıyoruz.